Ses açık. Akıyor. Bunu buraya koy. Bayağı. Herkes. Merhaba arkadaşlar, kardeşler, abiler, ablalar, teyzeler, halalar, nineler, dedeler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda oyuncu Murat Tavlı var. Sadece oyuncu değil, aynı zamanda yazar. Yandan açmasını biliyor musun buradan? Aç abi, bak şunu. Orayı da açtım arkayı. Bakın. Heh, çıkar, yapıştır abi. Koy şimdi böyle. Böyle değil. Böyle değil, öyle değil. Böyle de koyayım. Yani. Aynen. Böyle olur ama. Öyle değil. Bak böyle fotoğrafım var ya benim orada. Nerede? Ha, orayı görmedim ya. Dedim ki niye öyle duralım ki? Şöyle koyabilir. Kanalımızı nineler de izliyor ya. Geçen gün biri yazmış. Vallahi dedi ki benim nenem dedi 80 yaşında senin kanalına abone dedi. Gerçekten mi? Vallahi dün geldi hatta. Anneme okudum, güldük beraber. Dedim ki ilk defa YouTube'u yaşlılar da takip ediyormuş. Onun için ninelere de selam olsun. Dedelere de selam olsun diye. Yepyeni bir kitabın çıktı. Vazgeçtim sanma. Sadece büyüdüm. Evet. Oradan kopya çekiyorum. Hayırlı olsun öncelikle. Sağ ol Mustafa'cığım. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Gayet güzel gidiyor. Yani çıkalı bir 15 gün falan oldu ama İlk baskısı bitti çoktan. Maşallah. Yeni baskıya girdi kitap 15 günde. Şu an Türkiye'nin en çok okunan 10 romanından bir tanesi. Tabii bununla da gurur duyuyorum, mutluyum, huzurluyum. Emeklerimizin karşılığını almak, sevenlerimizle yeni kitaplarla buluşmak bizim zaten amacımız. Güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Şimdi burada Adana yapacağız işte. Evet. Adam, oyuncu, yazar getirdik. Şimdi onu mutfağa soktuk. Dedik ki bize bir Adana yap, bugün açız. Bizi bir doyur diye. Abi şimdi bizim iki şişlik Adana'mız var. 150 evet. gramdan oluşuyor. Sen önceden biraz hazırladın onu. Bayağı çalıştın, sağ ol. Onu yapacaksın. Şişe saplayıp pişireceğiz. Bir de bize salata hazırlayacaksın. Ama şişe sapladıktan sonra hemen salatayı hazırlayacağız. Evet. Sonra pişirmeye en sonunda geleceğiz. Peki bundan eminiz değil mi? Hemfikiriz yani. Bana bunu yaptırıp yemeğe... Yani yapabilirim. Ona bir şey demiyorum da yeme konusuna... Yemeği biz şey yapıyoruz, önce yapan konuğa tattırıyoruz. Ha, o zaman bir sıkıntı yoksa beraber getirdiği arkadaşına da tattırıyoruz. İkisine bir şey olmadıysa bize tadıyoruz. Tamam o zaman, ben başlayayım mı? Evet abi, sen başla, ben de yavaştan sana sorularımı evet. sorayım. Çok biliyormuş gibi ben böyle. Evet, böyle. Şimdi anladım. Sen nereliydin aslen? Ben aslen Kastamonu'yum. Kastamonu'lu. Herhalde tuzu eksiktir diye düşünüyorum. Kastamonu'da öyle kebap falan kültürü yok. Nasıl yok ya, kuyu kebabımız var ya, olur kuyu olur kebabı. Babacığım, sen biliyor musun? Kastamonular derneği şimdi ya. Sen biliyor musun asıl pastırmanın çıkış noktasının Kayseri değil de Kastamonu olduğunu? Abi bilmiyorum abi. Biliyor muydun? Tabii Kastamonu pastırması meşhurdur aslında. Ama Kastamonu'da pastırma yedikten sonra ben daha önce pastırma yememişim dersin. Kayseri daha çok şey olduğu için böyle herhalde. Ya Kayseri evet daha çok bilindiği daha için. Daha ticari baktığı için hemen kesin patentini almıştır. Yani tabii öyle bir şey olabilir. Çünkü evet. Ağzını açana kadar. Yok yok, bizde de öyle oluyor da mesela Antep fıstığı denilen şey bizim ilçede yetişiyor. Çoğunluğu %80'i bizde. Maraş. Şeyde yok. Urfa Birecik. Pardon. Oralarda yetişiyor mesela. Urfa'da da var aynı şekilde ama patent olarak Antep fıstığı diye geçiyor. İşte yapacak bir şey yok. Gözünüzü açacak mı Mustafa? Doğru. Yani bu zamana kadar en uzun sürede yazmış olduğum kitap. Neden diye sorarsan bunun en önemli sebebi bu sefer benim bu kitabı, yani elimde bu varken de edebiyattan konuşmak değil mi? Kültür olarak. Doğru söylüyorsun. O kültür, konuştuğumuzda sanat ve edebiyat. Evet. Artık beraber. Kültür programında Adana yapıyoruz. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bu kitabın farklılığı ne diye sorarsan, ilk defa bir kadının duygu dilinden, bir kadının ağzından bir erkek yazar olarak bir eseri kaleme aldım. Yani bu bir kere çok zor. Yani bir kadının duygu dilinden, bir kadının hislerinden bir kitabı yazabilmek, başından sonuna kadar bir kadını konuşturmak, kadının tepkilerini, düşüncelerini, fikirlerini yansıtabilmek bir erkek için zor. Zaten bunu yapabiliyor olsaydık hala bekar olmazdık diye düşünüyorum. O yüzden çok da güzel eleştiriler geliyor. Kitabın çıkmasına 15 gün oldu ama evet, sorumsalımız başladı. Bunu nereye koyacağız? Evet, bunu nereye koyacağız? Bunu böyle koysak olmaz. Şöyle ben bırakayım o zaman bunu. Mustafa. Ne dersin? Öyle mi? Vallahi oldu. Oldu evet. Aynen mantıklı. Oldu ve çok başarılı. Saplamadın mı ya? Ha? Onu ocakta göreceğiz. Okuyan hanımlar, biz bu kitabı bir erkeğin yazdığını bilmesek asla bir erkeğin yazdığına inanmazdık. Dedik ki, editörüm de bir kadın, editörüm de aynı yorumu yaptı. Murat inanamıyorum, sen ne yaptın dedi. Kitap neyi anlatıyor? Kitap 6 yaşında ilk kahramanım dediği, ilk aşkım dediği babası tarafından annesinin terk edilmesiyle kendi ayakları üzerinde durabilen ve ihanetin yakıcı ateşiyle çok küçük yaşlarda tanışan Aslı'nın
sarsıcı hikayesini anlat. Tabi şişi biraz geriden takman gerekiyor. Şimdi bu ızgaraya konacak ya. İşte biz çok önden koymuşuz. Arada bana öyle bir kulağıma fısıldadılar. Fısıldadılar. Doğru kebap yap falan. Oh, dağıldı mı? Yok yok öyle şey yok. Şaka yaptı o yok. Peki mutfakta en iyi yaptığın yemek hangisi? Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Bir ekmek arası kaşarlı tost yapar. Bak hiç kimse yapamaz ona. Sana söyleyeyim parmaklarını yersin. İnanılmaz. Ya sen şey hikayesini biliyorsun. Benim zehirlenme hikayemi biliyor musun? Biliyorum ne oldu? Ha? Ben hayatımda bir kere zehirlendim. O da kendi yaptığım yemekten. Şimdi durum böyle olunca ben en fazla ekmek... Evet, evet burayı temizledim. Anne gördüğünüz üzere temizlikle yapabiliyor. Bugün ürün yerleştirme... Evet. Ne salatası yapıyoruz? Çalışıyoruz şu an. Adam domatesin kabuğunu koparamadı. Sen salata yaptıracaksın öyle mi? Bakalım ya. Evet bakalım nasıl bir şey olacak Mustafa. Şimdi sen ne salatası istiyorsun güzel kardeşim? Tablacı salatası diyor abi. Ona benzer bir şey. İçinde soğanı, domatesi, biberi, her şey maydanozu ve en sevdiğimden bundan olan. Daha keskin bir bıçak getirseydin ben az sakarımdır ya. Şimdi Mustafa bunları böyle abi keseceğiz diye. Dikkat et elini kesme şimdi vicdan yapmayayım sonra. Düşünüyorum biraz şöyle kalın kalın keseceğiz galiba salatalık olduğu için değil mi? Mustafa bir şey yemekten hiç anlamıyormuş bunu öğrendim. Bu nasıl domates doğramak Allah aşkına ya. Abi domatesi verdin önüme doğra dedin işte. Biz de şu an elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Böyle değil mi abi bu? Nasıl kesiyorlar? Hayır domatese bak nasıl kesiyorlar. Bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Yediğin zaman pişman olacaksın bu söylediklerine. Niye? Çünkü görsellik sevgim, de önemli sevgimi ama. Sevgimi kaptım sevgim. Her şey görsellik değil. Bırak estetiğe bu kadar önem vermeyin. Sen sanatçı adamsın ya. Birinci şart estetik falan. Beni. Abi vallahi billahi domates kesemedik ya. Sinema filminde rol almayı çok istemişsin. İstiyorsun hala. Evet. Ama bir türlü yer alamadın. Bunun sebebi iyi bir projenin gelmemesi mi? Evet. Yoksa hiç teklif gelmedi mi ya? Yok. Kimseni duymadım olur. Yani. Dizi var, bir sürü dizi var yani. Olur mu canım? Teklif gelmez olur mu? Teklif geliyor ama ben bir işi yapmak için yapmam bir adam hiçbir zaman olmadım ki. Yani beni de senelerdir tanıyorsun. Ben her zaman bir işi yaparken bu işin içinde olmaktan keyif alacağım, bana bir şeyler katabileceğim ve gerçekten iyi ki ben bu işi yaptım diyebileceğim projelerin içinde olmak için hala bir projeyi kabul etmemişim. Yani aktarmalısın da zaten. Çünkü romanların gerçekten iyi. Ben Hanımefendi Bir Bakar Mısın'ı okudum, Kuytu'yu okudum. Evet, bu ikisini okudum. 6'da 2, iyi oran. Evet. Bu yoğunluğuna iyi oran ama bunu da oku. Ya şöyle bir şey, ben biraz hani klasikleri de okuyorum ya. Hı hı. Arada işte dergi falan da tabii takip ediyorum. Gündemi de takip etmeye çalışıyorsun. Yine helal olsun bana. Yani en azından okuyorum. Bunu okuyacağım. Siz bana domates diye elma mı verdiniz ya? Abi bilmiyorum. Ha? Nasıl? Ay, hormonlu mu bak? Ya hormon ya. Ne hormon vermişsiniz siz bana domates diye. Tadı güzel. Güzel mi? Evet. Bak sen efendim. Bakacağız. Gerçi bir koku gelmeye başladı. Hı-hı. Bak domates kokan kokusu. Domates yani. Evet domates kokusu. Özlemişiz, hasret kalmış. Yani yemek de yememiştik falan. Salatayı da aradan çıkardık. Bakalım biz kitabı okuyunca mı ağlayacağız, okumadan önce mi? Ama buradaki... Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz kardeşim. Domates işte buna yakın bir şey oluyor böyle. Sonra böyle kesiyorsun. Böyle miydi ya? Evet. Niye söylemedin? Bunu biliyorum. Bunu ne soruyorlarsa soracaksın. Yeni dizi projesi. Üzerinde görüştüğümüz bir proje var. Eylül ayı gibi ekranlarda olmasını beklediğimiz bir proje. Ama tabii detayları biliyorsun ki veremiyoruz şu an. Evet, soğanımızı da arkadaşlar anladığım kadarıyla yalnız ben bu salatadan yemem. Haberiniz olsun. Niye ya? Abi bu kadar soğan doğrattın bana. Evet, şimdi soğan. Biber. Bak en uzmanlık alanım. Bunu Aynen. Çok iyi doğrayacağıma emin olabilirsin. Kardeşim buraya bir yakın çekeyim çünkü burada bir sanat eseri var şu an. Bak iyi izle. Bak gel vatandaş gel. Murat Tavr'dan Kebap Show. Bende de bir esnaflık varmış değil mi geçmişten bu yani. Bak. Anketörlük yaptım sokakta ama hiç böyle pazarda soğuk su sattım ben. Aa değil mi sen öyle hikaye var mı? Soğuk sudan içen. Ah Mustafa'cım abi. Herhalde böyledir diye düşünüyorum. Evet, ya yani, Mustafa ben seni artık... Görsel olmayan bir salata. Ben senin artık program yapmayacağım biliyor musun? Bu son. Niye abi? Bir düşün acaba niye olabilir Mustafa? Aklıma geldi. Vallahi utandım şimdi. Ya şimdi o hikaye gerçekten biraz trajik bir hikaye. Benimle bir alakası yok.
Gerçekten ben örgütlemedim onları. Geçen sefer de bir diğer kitabı... Okudum, onu da okudum. 3 kitap okumuşum ben. 6-3 oldu. 6-3 oldu. Hadi gel vatandaş. Şimdi o kitap için konuşacaktık. Böyle bir sürü şey yapalım sokakta. Buluşacağız. Selam randevulaştık falan birini. Tak sabah aradı. Yani ben bugün gelmesem başka bir gün alsak olur mu dedim. Ne olay dedim. Arabamı soyuyorlar dedi. Evet. Abi hırsızlar arabaya girmiş, arabanın bütün beynini neyi varsa söküp götürmüşler. Bir tek koltuk, direksiyon ve vites duruyordu yerinde. Geri kalan hiçbir şey klima paneline kadar yoktu arabada. Bugün ne oldu Mustafa, onu da anlat. Evet, bugün de arabanın logolarını çalmışlar. Ve yine Mustafa ile programa gelmeden önce. Artık ben senden şüpheleniyorum kardeşim. Yani videoda konuşacak konu olsun diye mi yaptırıyorsun sen bunu? Yoksa yani sürekli böyle bir şey tesadüf olabilir mi ya? Ben seninle ne zaman telefonla konuşsam maddi zarara giriyorum kardeşim. Ben onun için seni yılda bir arıyorum. Yani sırf zarara girme diye yılda bir arıyorum yani. Ya arabanın logosunu çalmışlar ya. Bu kadar mı düşündün? Arabanın logosunu çalmak nedir ya? Logo bu ya. İnandıramıyorum kimseye arabanın markasını. Ne yapacaklar acaba ya? Yani. Arabayla geziyorum, markası yok. Yok. Ama dedim ki görgüsüzlük olmasın diye ben çıkarttım. Değil mi? Reklam olmasın falan diye. Böyle kebap yememişsindir. Var bak, mı? Benim elimin lezzeti vardır kardeşim. Bu salata da gitgide dağılıyor mu ya? Nedir abi, anlamadım ki. Sen mi bozuyorsun Mustafa ben kameraya bakarken? Yok ya bak, adam ben umudumu kestim yemekten. Sabahtan beri burada ot mod ne varsa yiyorum. Kardeşim açlıkla. Sana bak, bak bunu herkese yapmam. Sana, bak bunu da doğrayacağım. Pazarlık payı yok, son olmuş tamam mı? Son bu. Abi mutfakta bu kadar yeteneksizlikle yani bilmiyorum ya. Allah vermemiş. Rabbim demiş ki Murat sen bunu yapma, yapama. Ya da bunu da yapama bari. Yani her şeyi güzel yaptın değil mi? Yazarlığın konusunda seni kıskanıyorum yani. Ben 3 yıldır bir kitap yazamadım. Adam 3. kitabıyla ağırlıyorum adam. Evet. 5,5 yılda 6 kitap. Benim Kocaeli Kitap Fuarı'nda inanılmaz bir hikaye duydum. Söyleşi sırasında gözlerim doldu. Zaten hani çok etkileniyorum böyle olaylardan. Bir hanımefendi geldi. Kucağında 45 günlük bebeği var. Söz hakkı almak istedi. Verdik mikrofonu eline ve dedi ki Murat Bey ben eşimle sizin kuytu kitabınız vasıtasıyla tanıştım. Ve biz sizin kitabınız vasıtasıyla evlendik. Bugün de size aşkımızın meyvesini getirdik. Adı Hüma dedi. Ve bebeği kucağıma verdiğinde hiç tanımadığım insanların hikayelerinin bir parçası olabilmek. Yani o aşkın meyvesini elinde tutabilmek. Bunlar çok çok güzel duygular. 32 yaşındayım. Genç yaşımda Allah da bana bu duyguları yaşamayı nasip ettiyse benim sabah akşam yat kalk şükretmem gerekiyor. Başka da yapmam gereken bir şey yok yani. O yüzden her zaman şöyle bir dua ediyorum. Allah'ım bana ver, hayal edemeyeceğim kadar ver ama verdiklerinle mücadele edebilmem için de nefsime güç kuvvet ver. Aynen. İnşallah bakalım. Evet Mustafa'cığım salatan tamam. Adana kebabı şişledi de tamam. Onu şimdi ocağa götüreceğiz. Bunu şimdi ocağa götüreceğiz. Evet. Bulaşıkları da ben yıkayacak mıyım? Bittikten sonra bakacağız ona da. O kadarını da yaptırmayacağız tabii ki. Tamam hadi o zaman. Evet. O zaman gidiyoruz. Ocağa doğru gidiyoruz. Hadi gidelim. Tadım kısmına geldik. Önce sen, 5 saniye sonra da ben. Çünkü aslan neden? Maalesef. Misafir sensin şu an, ben yaptım o yüzden. Bir bak bakalım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar ben de bakıyorum. Bu zamana kadar benim yanımda olan, benimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sizleri çok seviyorum. Bakalım. Galiba yapıp da zehirlenmeyeceği tek yemek olacak. Bu ilk yemek olacak. Bir şey söyleyeyim ya. Güzel. Harbiden çok iyi yapmış İlhan. Güzel güzel. Tabii, keyifli olsun sana da. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Benim de haberim yok. geçen hafta Kocaeli Üniversitesi Face to Face diye bir festival düzenlediler, ödül töreni. Ödül töreninde yılın en iyi kültür sanat YouTube kanalı ödülü aldı. Yani niceliğe değil niteliğe oy verdikleri için, ödül verdikleri için onlara özellikle teşekkür ettim. Bir daha yenilemek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Kocaeli'den geldi hediye. Evet. Ben de dün Kocaeli'den geldim biliyorsun. Kocaeli'den benim sana getirdiğimi söylemeyeceğim kamera önünde merak etme.
Tebrik ediyorum. Hayır, hiç. Şu an böyle bir şey beklemiyordum. Hayır, lütfen bak logo var. Tebrikler. Üniversite. Çok teşekkür ederiz. Senin bir sürü ödülün var zaten. Var var, benim evimde yani bir bölümüm. Yani o kadar çok bizim kanal adına aldığımız ilk ödül. Onun için çok mutluyuz, heyecanlıyız. İlk ödüle şahit olmak beni çok mutlu etti. Senin sürecini, yola çıkışını, her anını senelerdir biliyorum. Kalbin gibi yolun da açık olsun, temiz olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle asla unutmayın. Özellikle Murat'tan gelenler mutlaka abone olun. Öyle izleyip gitmeyin. Yani. Mustafa'nın kanalına abone olun. Abone olun. Abone olun. Şuraya bırakıyoruz galiba değil mi? Evet. Evet. Oradan. Şuraya bıraktık. Görüşürüz. Görüşürüz. Mustafa çok başarılı.